Evet, tekrar geri döndük. Şimdi bakalım inşallah sorunsuz devam eder yayınımız. Sizler de alttan bize geri dönüş yaparsanız en azından yayın kalitesini hep birlikte arttırmış oluruz. Yerimi değiştirdim ben burada. En azından biraz daha internetin daha iyi çekeceğini düşünüyorum. Nasıl? Duygu da bağlansın. Ona göre devam edelim yayınımıza. Hoş geldiniz tekrardan. Duygu geldi mi? Şu anda hala yok, bekliyoruz. Mars Boğa transitini konuşuyorduk. Birazdan da yayınımız devam ederken Oğlak Burcu'ndaki yeni ayı konuşmaya devam edeceğiz. Evet, Duygu gelmiş şimdi. Hoş geldin Duygu tekrardan. Merhabalar. Şu anda nasılsınız acaba? Bakalım alttan zaten yazarlar bizi yönlendirirler en azından. Ben seni iyi görüyorum. Bende sıkıntı var mı? Yok, sende sıkıntı yok. Ben kendimi çok parlak görüyorum ama bu normal mi acaba? Belki ışığınla alakalı olabilir. Aynen. Ben biraz ışık ayarlamayı seviyorum önceden. Ön hazırlığımı yapıyorum. Öyle geliyorum. Evet. Yaptığını zannediyorum ama Ve yine de. yapar. Işığı önden verip arkanı karanlık bırakırsan her zaman daha güzel oluyor. Evet. En azından küçük bir Evde tüyo olsun daha sana. farklıyım ama yine de bu sefer böyle bir şeyler oldu. Tamam. Şöyle durduğumda falan daha iyi. Tamam. Şimdi Ocak ayına geldiysek o zaman minnacık böyle Amerika'ya falan girmiştik ama hiç tekrar etmiyorum onları. Etmeyelim. Gerek yok. Aynen o yayını hatta kaydetmedim bile. O kadar çok dondu ki o yüzden. Katılanlar sıcağı sıcağını dinlemiş oldu. Şimdi Mars Boğa transiti ile hafif devam edelim. Sonra Oğlak Burcu'ndaki yeni ayı çok merak ediyoruz. Onu konuşuruz. Anlaştık. Şimdi bu ayı ikiye bölelim derim ben. Birincisi o 13 Ocak yeni ayı ve akabinde 18'e 19'una kadar olan zaman dilimi. İkincisi ise 19'undan sonra hatta 28 Ocak'ta ayın en sonunda meydana gelecek bir dolunay var. O ikisi. Mars Boğa transitine gelirsek eğer bu ikisini anlatacağım. Mars Boğa transitine gelirsek 4 Mart'a kadar etkili. Yani biraz daha uzun. 2 aylık bir dönemi kapsıyor yaklaşık olarak. 7 Ocak'ta dün geçiş yaptı. Mars bizim için neyi anlatır? Harekete geçiş biçimimizi, kendimizi ifade etmemizi, daha enerjimizi nasıl kullandığımızı, ataklığımızı, öfkemizi, motivasyonumuzu anlatır. Mars Boğa burcunu çok sevmiyor ince. Çok rahat bir yer değil. Çünkü boğa istikrar, konfor, düzenlilik ve rahatlık istiyor. Mars çok atak, koçun burcu. Hareket etsin, bir şeyler yapsın filan. Şimdi böyle olduğu zaman bütün burçları etkileyen bir şekilde bu. Mars boğa geçişinde hepimiz biraz daha normalden daha yavaş ve daha az risk alan, güvenliğini ve konforunu önemseyen, finansal kaynaklarına hakim olmaya önem veren ve bunu düşünerek kararlar alacak olan bir ruh halinde olacağız. Yani durduk yere riskler almayacağız. Gereksiz cesaret sergilerinde bulunmayacağız. Bizim için en mantıklı, en doğru olan ve konforda tutacak olan her neyse bunu yapmak isteyeceğiz. Rehavete kapılabiliriz, tembelliğimiz olabilir, yeme içmeye düşebiliriz. Sinirlendiğimizde, öfkelendiğimizde bunu böyle alenen çatır çatır ortaya koymak yerine biraz daha pasif agresif bir şekilde davranmak isteyebiliriz. Ocak ayı İlk günlerinde 17 Ocak'a kadar yaklaşık olarak birazcık daha böyle düdüklü tencere misali bir etkileşim var zaten. Kızıp kızıp kendimizi tutabiliriz. Böyle olduğu zaman da haliyle 17 Ocak sonrası biraz daha alevli zamanlar. Biriktirdiğimiz bir şeyler var ise ayın ilk yarısında 17 Ocaklarda bir anlarda böyle şeye başlayabiliriz. Haldır olur tepkiler vermeye başlayabiliriz. Öncesinde kendimizi tuttuğumuz zamanlarda bazen yemeden içmeden öfkemizi çıkarttığımızda olur. O yüzden de 4 Mart'a kadar olan zaman diliminde genel anlamda daha rahatlık ve konforu düşünerek kendimizi ekonomik anlamda istikrarlı tutmaya çalışarak hareket edeceğiz. Öfkemizi daha kontrollü bir şekilde ortaya koyacağız. Biraz inatçılığımız olacaktır. Kimseyi değil, kendi isteklerimizi ve kendi inatçılığımızı birazcık daha önemsiyor olacağız belli ki. Ancak aynı zamanda istikrar ve güvende olmak da önemli olacak. Ayın ilk günlerinde özellikle 7 Ocak 13 Ocak arası daha sert ama 17'sine kadar devam ediyor. Hepimiz birazcık daha böyle kendimizi tutulmuş, kıstırılmış, hızlıca harekete geçemeyen bir ruh halinde hissedebiliriz.
biraz daha dur kalk enerjisi var. Yani iki adım ilerliyoruz, bir adım geri geliyoruz gibi. Ya da doğru zamanda doğru hamleyi yapmayı beceremiyoruz gibi bir etkileşim var. Burada haliyle o başta dediğim düdüklü tencereyi en yoğun hissedeceğimiz zaman burası. Sıkışık hissedebiliriz. Sonrasında 17-18 Ocaklar'da bir tık patlama ihtimalimiz var. Özellikle hatta şurada bir tarih vardı, onu söyleyeyim. Tam ezberden Mars hatırlayamadım. ve Uranüs'ün kavuştuğu tarihlerde herhangi bir deprem vesaire tetikleme ihtimali var mı peki? Yani şöyle bir şeyler var bu ay. Mars-Uranüs'ün kavuşumu, ondan sonra 13 Ocak yeni ayı. 13 Ocak yeni ayında gökyüzünde aslında oğlak vurgusu var. Yani toprak elementi evet, ama hani sabit nitelikteyken daha çok deprem bekleriz biz, ama bohça tipi haritalarda, yani enerjinin belli alana çok yoğun odaklandığı haritalarda deprem tetiklemesi olabiliyor. O yüzden 13 Ocak civarını bir parantez olarak bırakayım. Mars-Uranüs kavuşumları zamanı, evet aynen, Mars-Uranüs'ün tam tarihini hatırlayamadım, ona bakıyordum, 20-21 Ocak civarlarında. Bir de sonra aslında bence ay sonunda 28 Ocak Dolunay'ı biraz tetikleyici. Aslan Burcu'nda evet. Aslan burcundaki dolunay mı tetikleyici özellikle? Evet, şimdi de duygu bende dondu ama bilmiyorum sizler de. Ha, geldi. Sesin gitti duygu. Bilmiyorum sizde nasıl bu arada? Ses var mı? Alttan yazarsanız. Evet. Duygu dondun. Ya da ben de dondum da seni dolmuş olarak görüyorum, bilemiyorum. Evet, Duygu sende ses yok. Aynen bana gelen demek ki izleyenlere de o şekilde gidiyor. Zaten gitti. Bir daha alalım bakalım. Akşam da böyle bir yayın oldu. Olsun. Evet, Duygu şimdi Yani buradasın. tamam, Sesin gitti. anladım. Seni duyamadık biz. Düdüklü tencere dedik, pokur diyor dedik. En son orada kalmıştık. Düdüklü tencerede fokur diyor da kaldı. Tamam, peki şimdi depremle ilgili olan tarafa geleyim. Şeylerde 13 Ocak civarında böyle bir kova tipli bir harita olacak gökyüzünde. Ne zaman çok fazla kova vurgusu olsa, pardon, bohça tipli bir harita olacak. Ne zaman böyle enerji yüklü haritalar olsa biz bazen deprem gibi olayları maalesef gözlemliyoruz. Mars-Uranüs kavuşumu 20-21 Ocaklarda, bir de üzerine 28 Ocak'taki Aslan'daki Dolunay biraz tetikleyici. Uranüs kareli olacak, sabit eksende çok fazla gösterge var. Yazın, geçtiğimiz yaz Ağustos'un başında Aslan yeni ayı zamanında benzer Uranüsyen görünümler vardı ve deprem tetiklenmişti. Daha küçük çaplı bir depremdi. Birkaç yerde olmuştu Türkiye'de. O yüzden yine benzer bir görünüm var. Yani 20-21 Ocak, 28 Ocak'a giden birkaç gün Dolunay'a doğru enerji tırmandığı için daha sert olabiliyor. Maalesef ki deprem açısından tetikleyici gibi duruyor. Ama hani bir bölge, yer olarak söylemiyorum bunu kesinlikle. Yani 20 Ocak itibariyle en azından temkinli olmakta fayda var. Tabii ki astrolojide söylediğin gibi yer ve şiddet söyleyebilmek mümkün değil. Evet. Yani bir de tabii deprem gibi şeylerde temkinli olmak da çok mümkün değil günün sonunda, ama en azından Hele hele yani gece yarısı uykunun arasında olduğunda gerçekten değil. evet, maalesef ki. Biraz bu sene deprem konusunda fazla tetikleyici göstergelere sahip maalesef ki. Öte yandan tabii Mars'ın bu hali, yani o Uranüs'le kavuşumları, ondan önce ayın ilk yarısında 7'si 17'si arasında Satürn kareleri, Jüpiter kareleri, 20-21'de Uranüs'le kavuşumu, buralar çok fazla pasif agresif öfkeyi gösterecektir. Bir de bir yandan boğa fizikle, bedenle ilgili olduğu için de öfkenin aslında bedene yansıması, yani insanların birbirine maalesef biraz daha şiddet uygulamaya ya da cinsellikle ilgili zorlu deneyimlere daha açık olan dönemler. O yüzden hani öfke kontrolü olmayan kişilerin yakınında olmak, yakınlaşmak vesaire, bunlar daha tehlikeli görünümler durumunda. Maalesef ki.
Evet, şimdi peki Oğlak Burcu'ndaki yeni aya gelecek olursak Oğlak Burcu'nu hem genel etkilerini konuşalım yeni ayın hem de burç yorumu yaparken Oğlan baz alalım. Yani Oğlak Burcu'ndaki yeni ayı mı yoksa tüm ocağa genel bir yorum mu yapmak istersin? Çünkü biliyorsun ki en sevdiğimiz nokta Aynen. burcumuzu dinlemek. Yine hatırlatalım tabii ki her zaman yükselen burcumuzu. Bir de alttan bir soru gelmişti. Astrolojiyi çok merak eden insanları, özellikle doğru bilgiye ulaşmak isteyen insanları da takdir ediyorum. Her zaman da onları bilgilendirmeyi seviyorum. Hangi ev sistemini baz alalım demişler. Sen Whole Sign'ı kullanıyorsun. Sen hangi ev sistemini tercih ediyorsun? Ben Placidus kullanıyorum. Ancak Placidus'a baktığımızda aslında dünya genelinde kullanılan, kabul görmüş ondan fazla ev sistemi var. Ev sistemi şey şu, çok uzatıp teknik şeylere girmeyeyim ama madem merak edilmiş. Ev sistemi dediğimiz Merak şey etmişler. gökyüzünün Kısa bir bilgi hacminin en azından erken bizim. belirli bölümlenmesiyle ilgili. O yüzden bunun Duygu yine dondu. Evet. Bugün böyle bir yayın oldu ne yazık ki. Acaba neden? Merkür de retro da değil. Duygu, duyuyor musun bizi? Duyuyorsan acaba yani sende mi problem var? Ben bütün problemleri açtığımı düşünüyorum şu an çok internetle ilgili. şanssızlığım oldu bugün. Neden böyle oldu? Ben geldi ikinci geriye. Hah, geri geldim. Tamam, geri geldi. Evet, yani çok uzatmayayım ama sonuçta ev sistemi dediğimiz şey aslında gökyüzünün hacminin bölümlenmesi. Bunun bir tam bir eğrisi doğrusu yok. Horary harita bakarken Regiomontanus kullanıyorum mesela. Bambaşka bir ev sistemi. Ama transitlerde, öngörülerde Placidus tercih ettiğim ev sistemi. Placidus da olur, All Sign'da olur. Neresiyle rahat ediyorsanız bunun doğrusu yok. Hepsinin çünkü kendi içinde hataları var ufak tefek. Yani dünya haritasında da böyledir ya, Amerika, Rusya olduğundan biraz daha büyük görünür çizimlerde falan. Aynı mantık birazcık daha. Tam eğrisi doğrusu yok bu işlerin maalesef. Peki, o Ama zaman biz Oğlak yeni ayına geçelim. Oğlak yeni ayının etkileri nasıl olacak? Sanırım Plüto ile kavuşumlu bir yeni ay mı olacak bu yeni ay? Sevimsiz o zaman. evet, sorma. Plüto kavuşumlu. Bir de üzerine şimdi geçen sene 10 Ocak tarihinde 10 Ocak 2020'de tutulma olmuştu. Bir yengeçte ay tutulması 22 derece 20 derece 22 derecelerdeydi. Bu da 24 derecede şimdi 23 derecede Plüto 24 derecede yeni ay 23 derecede. Öyle olunca biz geçen seneki Covid'i tetikleyen ya da duymamızı ve ondan sonraki önlemler sürecini tetikleyen etkinin bir benzerini tekrardan sıkışmış haliyle yaşıyoruz. Şimdi bu Ocak'taki 13 Ocak'taki yeni ay birazcık daha aslında ekonomik anlamda organizasyonlarla bağlantılı Duygu yine tekrardan gitti sen. yapılanma süreci olarak gözüküyor. Bu yapılanma sürecinde tabii ki şeyleri duyacağız birazcık daha. Büyük firmalarda organizasyon değişimleri, üst düzey yönetimlerde değişimler, bankacılık sistemlerinde, bankalarda değişimler, çok köklü şeyler duymaya başlayacağız. Keza etkisine girmeye de başladık. Hatta İş Bankası'nda bir yönetim değişikliğine dair haberlerde çıkmaya başladı. Diğer tarafta üst düzey yöneticilerle, orduyla, askerle çok bağlantılı. Ülkemiz açısından baktığımızda müttefiklerimizle ilgili, müttefik hattımızla ve aynı zamanda sınır komşularımızla ilgili. Buralarda tekrar bir yapılanma sürecinin mecbur olacağını görüyoruz. Yani bir süreç değişimi var. Burası hissi var. O yüzden dişimiz son bir kez ne olup bittiğini görmemiz gerekiyor. Şöyle bir şey, burada karşımıza çıkacak meseleler hayatımızda ilk defa gördüğümüz, duyduğumuz şeyler değil. Bu anlamda şanslıyız. Yani Temmuz ayında da biz bunun benzerlerini konuştuk. Ekim sonunda da benzerlerini konuştuk. Artık hani temcik pilavı kaçıncıya konuşuyoruz? Artık bu değişimi yapmak zorundayız meselesi var. Tabii ki biraz daha
kontroller sıkılaşacaktır, daha fazla evde olacağız gibi duruyor, parasal sıkışıklıklar olacaktır, bütçe yapmak gerekiyor, biraz cimriliğin baskın olduğu bir dönem olacak bu anlamda. Yani biraz daha kendimize, birazcık daha evimize dönmek zorunda kalacağız. Şimdi Pluto etkili olduğu için de yaşça büyük aile bireyleri, büyüklerle ilgili biraz sert bir görünüm. O yüzden Plüton'un etkisinin olduğu her yerde maalesef ki vefat oranları artar. Artık hani böyle zamanı gelen ruhların biraz daha elveda deme süreci gibidir. Bir tık daha böyle şeyleri de maalesef etkileyecektir diye düşünüyorum. Çok tatlı değil biliyorum ama hani dişimizi sıkalım gerçekten de. 18 Ocak sonrasında bambaşka bir rotaya doğru giriyoruz. Şansımıza ve avantajımıza. Venüs bu esnada Oğlak Burcu'nda, demek ki parayla ilgili ve ilişkilerimizle bağlantılı konuşmalarımız. Biraz daha kadersel bitişler, tamamlanmalar beklerim ben bazı ilişkilerde, evliliklerde. Bunun üzerine artık yavaş yavaş yeni düzenimizle ilgili daha bir şeyleri anlamaya, fark etmeye başlayacağız gibi duruyor her durumda. Ha, yeni aya giderken şu dönemlerimiz fena değil bu arada. Böyle 8, 9, 10, 11 gibi Venüs Mars üçgenleri var gökyüzünde. Bütün sıkışıklığın içinde az biraz da olsa ilişkiler, flört, daha sosyal anlamda kendimizi iyi hissetme, parayla ilgili güzel kararlar alma konusunda birazcık da olsa şansımız var O gibi duruyor. yarın itibariyle biraz hava yumuşuyor. Çünkü şu son 2 gündür biraz kötüydü etkiler. Aynen. Mars'ın geçiş dönemi falan diye bayağı böyle patlamalı, çatlamalı, kazalı, öfkeli bir durumlar vardı maalesef. Aksilikler. Peki burçlarımız nasıl etkilenecek bu yeni aydan? Onu konuşalım mı biraz? Yükselen burçlarına göre herkes dinlesin diye uyaralım tabii ki. Her zaman olduğu gibi. Koçlar ve yükselen koçlar için Oğlak yeni ayı nasıl bir yeni ay olacak? Tamam. Koçlar ve yükselen koçlar, aslında koçlar Satürn'ün kova burcuna geçmesiyle beraber biraz oh be dediler. Bir rahatlık, bir ferahlık geldi. Şimdi bu son dönemeç kariyerleri mesleki anlamda nereye gidiyorlar, ne yapacaklar, ne istiyorlar, bunlarla bağlantılı. Belki evlilerse, bir partnerleri varsa, karşı tarafın ailesiyle ilgili ufak tefek anlaşmazlıklar, sıkışıklıklar, bir krizler, bu bahsettiğim konularla ilgili biraz otoriteyle güç savaşları, mesleği bırakmak, değiştirmek istemek, yeni bir alana geçmek istemek gibi gibi gibi. Ya da işin içinde yöneticilerle biraz daha organizasyon yapısını da değiştiren, üst düzey yönetimi değiştiren durumlarla karşı bir sıkışıklıkları var. Mesleki anlamda bir dönüşüm süreci. Artık zaten hani kimisi şey dedi, ben bu işi artık istemiyorum dedi. Kimisi ben bu yöneticiyle çalışmak istemiyorum dedi son bir yıldır. Bunun son demleri. Bazılarımız üst düzey yöneticilerin firmasında değişebilir. Bazılarımız firmasıyla ilgili, çalıştığı yerle ilgili değişim yapmak isteyebilir. Ya da biraz daha kemerleri sıkma politikası olacaktır. Kendimizi sıkışık hissedebiliriz. Gerçekten son demler sonrasında rahatlıyor olacak Koç burçları. Artık öyle olsun zaten. Koç, terazi, yengeç ve oğlaklar bu yıl rahatlamaya başlayacak diye düşünüyorum. Çünkü köşe evden etki almak çok zormuş. Bu sene deneyimleyen biri olarak, daha doğrusu 2,5 yıldır deneyimleyen biri olarak bunu söyleyebilirim ben de. Boğalara gelelim mi? Boğalar ve Gelelim boğalar, boğalar. yükselen boğalar. Mars geçişiyle beraber boğalar 4 Mart'a kadar her zamankinden biraz daha hareketliler, daha dinamikler, biraz daha böyle atak davranıp bir tık daha öfkeli dahi olabilirler. İnatçılar, kendini ortaya koymak oldukça önemli. Bu plütonik yeni aya baktığımız zaman 9. evlerinde, o yüzden nispeten daha rahatlar. Biraz daha seyahatle, ticaretle, eğitimle ilgili uğraşıları var ise, belgeler, evraklar, devletle, hükümetle ilgili bir izin meseleleri var ise, buralarda bir sıkışıklık, son bir dönemeç, uğraşılan bir şeyler olacaktır. Yani bir eğitime başvurmak isteriz, ek belge istenir. Bir yapmak istediğimiz bir ticari bir şey vardır, kanunlarla ilgili bir değişiklik olur, sıkışıklık olur gibi. Biraz rotamızı değiştirmemiz gerekebilir. Biraz daha maneviyatımıza, içimize dönmemiz gerekebilir bu süreç içinde. Avantajlı oldukları kısım, bu esnada Merkür 10. evde, yani kariyer hatlarında olacak. O yüzden mesleki anlamda güzel teklifler, konuşmalar, projeler, görüşmeler, biraz daha akıllarını buraya yorabilecek enerjide ve güçteler.
Satürn de burada olacağına göre demek ki yani yeni ayımızın yöneticisi demek ki yeni bir mesleki yapılanma içine giriyorlar. 30 yılı etkileyecek kadar güçlü bir yapılanma. O yüzden gelecek hedeflerini revize edip yeni bir kariyer döngüsüne planlama anlamında keyifli olacaktır diyebilirim sevgili boğalar için. Evet, boğalar için kariyer anlamında güzel bir yıl bekliyor diyebiliriz. Peki ikizler ve yükselen ikizler? Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, birazcık daha peki, biraz daha ortak finansal kaynaklarla ilgilenme zamanı. Bu ne anlama gelecek? Karşımıza 2-3 tane ihtimal var. Eğer ki evliysek eşimizin finansal kaynaklarıyla ilgili biraz daha değişim dönüşüm süreci olabilir. Beraber bir yatırımlar düşünüyorsak, konuşuyorsak, kredi çekelim mi, yapalım mı, bu dönem uygun mu, değil mi, bunlarla ilgilenmek gibi olabilir. Ödemelerimizle ilgili birazcık nakit akışında sıkıntılar ve sıkışıklıklar olma ihtimali var. Diğer taraftan 8. ev ortak değerler alanı. İlişkimiz var ya da yok. Diğer insanlarla aynı dili konuşabiliyor muyuz? Biraz daha bununla ilgili. Tabii ki 8. ev bir tık buhranlı ve depresif bir ev, bir tık kayıplarla bağlantılı bir ev. O yüzden aile büyüklerimizde eğer ki sağlığıyla ilgili uğraştığımız birileri var ise, herkes için demiyorum, eğer böyle bir şey var ise biraz daha uğraşılarımız artabilir. Biraz daha ailemizin yanında olmak isteyebiliriz bu anlamda. Öte yandan tabii ki krizler vesilesiyle dönüşüm olduğu için de ben biraz şeyi bekledim. Hiçbir şey olmuyor dışarıda ama içimde birazcık depresif hissediyorum. Birazcık zorlu, endişeli hissediyorum gibi bir dönem beklerim. Dişinizi sıkın, zaten Satürn sizi destekliyor, Jüpiter sizi destekliyor. Bu çok daha hızlıca atlatılabilecek bir zaman dilimi olacak gibi duruyor. Sevgili ikizler için. Evet. Geldik şimdi de yengeç ve Sevgili yükselen yengeçlere. yengeçler ve yükselen yengeçler. İlişkiler hattından biraz sınanma. Son dem artık, bu son, gerçekten son 2 yıldır biliyorum ki çok uğraştınız bu konularda. Kimileri biraz daha ilişki içinde, ilişki varsa eğer partnerin hayatıyla ilgili bazı sıkışıklıklarla ilgilenmesi gerekebilir. Mesleki sıkıntıları, endişeleri vardır. Parasal hesap kitapları vardır. Olacak mı, olmayacak mı? Biraz daha bunlarla ilgilenmek gerekebilir. Kimimizin eğer ki sıkıntılı bir ilişkisi varsa biraz daha zorluklar bir tık volümünü arttıracaktır. Eğer ki iyi giden bir ilişkimiz var ise yine de ufak tefek bazı şeylerin karşımıza çıkabileceğini düşünüyorum. Eski defterler, Temmuz'dan beri konuşulan şeyler bir daha karşımıza çıkacak gibi. İlişkimiz yok ise bu dönemde zaten fark ettiyseniz ilişkisi olanların hep derdi tasası var. Boş verin, bu dönemde ilişki olmasın daha iyi. Yani çok böyle rahat rahat, rahat rahat yeni bir ilişki getirecek bir geçiş değil bu. O yüzden bir tık daha ilişkimiz yok ise de şey yapıyoruz yani hani rölantide biraz kızarak neden oluyor olmuyor sıkıldım yalnız oldum falan gibi düşünerek geçiriyoruz belli ki. Ama yeni bir adım atma şansımız var. Şu anlamda iyiyiz ne olursa olsun. Mars boğaya geçmesi demek sosyal çevremizden birileri ufaklı da olsa şanslarımız, fırsatlarımız gelecek demek. İleride tabii ki şeyler olacak. Akrep yeni ay dolunay serisine ilişki fırsatları gelecek. Böyle dediğime bakmayın. Nisan sonunu bekleyin kısaca rahat etmek için. Sağlıkla ilgili uğraştığınız bir şeyler var ise sevgili yengeçler, son bir dem, son bir tık böyle ufacık uğraştırabilir sizi. Ondan sonra tekrardan rahat edeceksiniz gibi duruyor. Ben şu parlamama o kadar şey oldum ki. Tamam, daha iyi. Yok, onda sıkıntı yok aslında. Arada ses gidip gelmesi problemimiz yok. Peki aslan ve yükselen aslanlar için neler söyleyeceksin? Ah, sevgili aslanların organizasyon yapısı, çalıştıkları yerde, iş ortamı ve organizasyon yapısında köklü değişimler geliyor. 2 yıldır çok fazla emek verdiler, çalıştılar, kendilerine belli bir alan inşa ediyorlar. Bu inşa ettikleri alanın içinde çalışma arkadaşlarıyla ufak tefek sürtüşmeler olabilir. Yöneticiler ve organizasyon yapısında bir değişim olabilir. Ben ekstra sorumluluk alacaklarını düşünüyorum. Yani biraz daha sırtlarına yük geliyor ama bunun karşılığını alacaklar. O yüzden hani pişman ya da küskün ya da kırgın olmasınlar ne olursunuz. Öte yandan sağlıkla ilgili olarak bir düzenleme süreci. Ben bunu şöyle düşünüyorum. Bir kısıtlama ve engelle beraber diye hafiften hissettirdiği için kimi diyete başlar, kimi ben tekrar spora başlıyorum der. Yani bedeninin sorumluluğunu almakla ilgili bir süreç olacaktır. Eğer ki sağlıkla ilgili uğraştığımız bir şeyler var ise iskelet,
iskelet sistemi, dişler, kemikler, ciltte alerjiler gibi irili ufaklı şeyler var ise tekrardan tetiklenebilir elbette bu dönemin içinde sevgili şeylere. Aslanlar. Peki başaklara gelelim mi? Başaklara gelelim dedim ve Duygu tekrar dondu. Bakalım. Başaklar. Aynen. Tamam. Tamam. Sevgili Başaklar ve Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar. Sevgili Başaklar, sizler bu yere göre nispeten daha rahat bir geçiş sizin için. Elbette biraz Duygu yine donuyorsun. Tam Başaklara geldiğimiz noktada Başaklar kızacak biraz. Hele hele terazilerde hiç olma lütfen. Terazileri özellikle net bir şekilde dinlemek istiyoruz. Geliyor değil mi sesim? Gidip geliyorsun Duygu yani. Bir varsın bir yoksun o yüzden. Ne desem bilemedim. Ben de öyle oluyor. Hay Allah ya. Şey, sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar. Evet. Sevgili Başaklar, sizler için nispeten daha rahat bir geçiş süreci bu kesinlikle. Biraz daha şey hissedebilirsiniz. Aşk ilişkilerinin, flörtlerin, çocuklarımız varsa çocuklarımızın, yoksa istiyorsak bu sürecin sorumluluğunu almak gibi. Yani ilişkilerle bağlantısı olarak birazcık daha uğraştığımız bir şeyler var, isteklerimiz var. Aşırı hani aşırı neşeli ve eğlenceli ve flörtöz olmayabilir bu geçiş ama ilişkilerle bağlantılı bazı beklentilerimiz var. Belki karşı tarafa diyoruz ki ama ben bunları da istiyorum. Yani daha net bir şekilde sorumluluk istediğimizi ortaya koyduğumuz zaman dilimi. Eğer ki ilgilendiğimiz biraz daha evlerdeyiz ya, ilgilendiğimiz evde hobilerimiz, uğraşılarımız, şunlar bunlar var ise eğer ki bunları daha ciddiye aldığımız bir zaman dilimi olacaktır. Çocuğumuz var ise çocuğumuzun hayatında bazı böyle bazen huysuzluklar dönemi olabiliyor. Birazcık daha öyle bir dönem bence. Sıkılıyorum ben, üflüyorum, püflüyorum zamanı. Biraz daha bunlarla ilgilenmemiz gerekecek. Belki hayatıyla ilgili, eğitim hayatıyla da bağlantılı daha ciddi kararlar almamız gerekecek gibi duruyor. Diğer taraftan çocuğumuz yok ise ve istiyor isek denemek için en şahane zaman dilimi değil bence. Birazcık daha beklemekte fayda var. Şu plütonik dönem bir geçsin. Bahar aylarına kalalım. Daha rahat olacaktır geçişler. Çocuğun tutunması anlamında her durumda. Tabii ki bireysel öğretiyle çok bağlantılı ama genel geçiş olarak baktığımızda. Evde, yuvada ve ilişkilerde biraz daha rahat şeyler. Başak burçları bu sene açıkçası. Kariyer ve meslekle uğraşacaklar daha çok Başaklar. Evet zaten yani o zaman ilerliyorum. Ne yaptınız? Aşk ve çocuğu Başaklar değil mi? Artık sıranızı terazilere saldınız. Duygucuğum yine gittin tam yerinde bak. Burada mısın? Duygu. Tekrar dondun. Bak her burç geçişinde birer kez donma oluyor. İnşallah tamamlarız. Geldi şimdi. Tamam. Ben buradayım. Tamam. Arada gidiyorsun, geliyorsun çünkü. Yine Başakları tamamladık. Teraziye geçişte donduk. İnşallah net bir şekilde tamamlarız. Terazi ve yükselen terazileri. Tamam. Bende de sen donuyorsun gibi duruyor da o yüzden şey yap. Yani genelde hani izleyenlerin yorumlarında senin arada sesin gittiğini daha iyi. Benim mi? Evet. Önemli olan sensin şu anda zaten. Ben donsam da olur. Sen anlatıyorsun şimdi. Tamam, anlatıyorum. Teraziler ve yükselen teraziler. Teraziler, sevgili teraziler, son demler sizin için de gerçekten de artık rahatlıyorsunuz ama bunun öncesinde sanıyorum ki evle, barkla, yuvayla ilgili anne babalar, sorumluluklar, ikili ilişkilerin yuvanın içindeki haliyle ilgili son bir uğraşma süreci içindeyiz. Yani ilişkileri dengeye oturtmak, birbirimizden beklentilerimiz, evin içindeki sorumluluklar, biraz böyle geçmiş defterler, son bir yıldır konuşulan konular tekrar gündeme gelinebilir. Bazı şeyleri geçişi, yani bazı konular tekrardan ele alınabilir gibi duruyor aslına bakarsanız.
O yüzden de ben şunu beklerim. Evin içinde birazcık daha uğraşılar, konuşmalar, anne babanın sorumluluğunu almalar. Biraz daha böyle oturup son bir geçmişin bir yıl böyle bir üzerinden geçmeler falan, bunu beklerim. Ama her durumda şu çok avantajlı. Artık bu yıl terazi burçlarına aşk yılı, sevgi yılı. Satürnler, Jüpiterler 5. evinize, yükselen terazilerin. O yüzden ilişkiler anlamında hayattan keyif almak, neşe almak, mutlu olmak anlamında çok daha rahat bir dönem başlıyor. Hani şu 10 gün bir dişimizi sıkalım, ondan sonra çok daha rahat olacaksınız kesinlikle. Her 10 gün durumda sonra rahatlıyoruz. Oh tamam. Yani çünkü hala bir böyle hissedemedik. evet, bu işte bu yeni ay bir geçsin. Buralar bir sıkıntılı o geçsin, rahatlayacağız inşallah. Yok çok sıkıldık artık. Nedir bu dördüncü ev, dördüncü ev? Yani geçelim şöyle beşinci eve biraz keyiflenelim. Satürn geçti, Jüpiter geçti, inşallah güzel haberlerle. İnşallah. O zaman geldik akrep ve yükselen akreplere. Aynen, akrepler ve yükselen akrepler. Sevgili akrepler, sizler için iki tane şey önemli. Siz de nispeten daha rahatsınız. Birincisi bu, güzel haber, desteklendiğiniz bir yeni ay bu. Ancak aynı zamanda şey gibi, kendi fikirlerimizin, sözlerimizin, konuşmalarımızın fazlasıyla sorumluluğunu almamız gerekecek. Yani ikna etmek istediğimiz, takıntı yaptığımız, illa benim lafım geçsin dediğimiz bazı konular, konuşmalar olabilir. Bu sizi, hani karşı tarafın sizi böyle çok ısrarcı bulması, işte birazcık daha böyle iletişimsel hafiften kopukluklar olması gibi bir şeye sebep. Evet, Duygu yine dondu bende. Sizde nasıl arkadaşlar bilemiyorum ama en son akrepleri konuşuyorduk. Duygu. Bugün böyle. Aa, baştan olmaz, baştan olamaz. Vallahi yorulduk. İşimiz var, gücümüz var. Sevgili Duygu'nun da çünkü dersleri var. O yüzden. Tekrar dinlersiniz. YouTube'a da atacağım. Oradan da izlersiniz. Akrep'te dondun Duygu. Ev, aile ve yuvayı konuşuyorduk. Dördüncü ev konuları gündemde olacak akreplerin. Yükselen akreplerin özellikle bu yıl. Geldin mi? Ben geldiğimi Evet. sanıyorum. Evet. Geri Tamam. geldin ama ben gittim. Teşekkürler. Ha, şimdi ben de geldim. Tamam. Buradayız. Sen gittin, bir ben gidiyorum. Evet, buradayız, değil mi? El kaldırsın burada olan. Yok. Duygu donuk Ben bende. de Ben gidiyorum. İnternetimi değiştiriyorum, değiştiriyorum yine aynı. evet, akreplerle başlayalım tekrar. Geldin mi? Ay. Merhabalar. Anlatan sensin. Burada fenalıklar geçiren ben. Niye böyle oldu bilemedim. Evet, yani üzücü ol. İnternet ona geçiyorum, buna geçiyorum. Yine aynısı oluyor hiçbir şekilde. Bir de yani şey, hani böyle fiber falansız ona ama çözüm. Satürn kova geçişi yapıyor bunları hep. Neyse, hemen akrepleri anlatacağım. Akrepler ve yükselen Evet. akrepler. Sevgili akrep, nispeten daha rahatsınız. Birçok kişiye göre çok daha rahat bir yeni ay geçireceksiniz. Ancak önemli olan şu. Sözlerimizle birilerini ikna etmeye çalışacağız. Kelimelerimiz, sözlerimiz, konuşmalarımız çok 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 fazla önemli olacak. Biraz takıntılı davranabiliriz. O yüzden insanlar bizden birazcık sıkılabilir bu anlamda. Hep aynı şeyleri mi söylüyorsun diye. Ya da illa kendi istediğin, kendi dediğin olsun istiyorsun diye tutturabilirler. Biraz sakin yaklaşmakta fayda var. Ama gerçekten
Kısa eğitimler, konuşmalar, kısa seyahatler, kendimizi ifade etmek bu anlamda çok güçlü. Eğer ki kardeşlerimiz, kuzenlerimizle böyle hayatlarında önemli bir dönemden geçiyorlar ise muhtemelen bizim onlarla fazla iç Evet, Duygu yine dondun. Yani dondun Duygucum. Arzu Hanımcım yazmış, takip etmiş bizim için. Bütün yayınlar böyle diyor şu anda. Demek ki Vay tamamen bir valla. komple sorun var. Evet. Herkesin donuyor demiş Arzu Hanım. Demek ki böyle. Evet. Ne yapalım Duygucuğum? Ben bir daha alayım diyor. Ha Duygucuğum, geldin mi geri? Geri geldiğinde şöyle yapalım. Yani böyle hızlı hızlı birer cümleyle geçip tamamlayalım bu akşama. Başka akşam zaten telafi ederiz biz. Her zaman yayınlarla birlikte oluyoruz nasıl olsa. Bugünlük böyle olsun. Çünkü demek ki genel bir sorun var. Sadece bizden kaynaklı değil. Sadece burada donuyor yazmış birisi. Arzu Hanımcığım dediyse ben Arzu Hanım'ı dinlerim. Arzu Hanım bizim sıkı takipçimiz. O bilir. Evet. Akrepten ben mi devam edeyim? Edeyim. Akreplere ne olacak bu sene? Yani ben senelik yorum yapacağım. Çok dinledim zaten biliyorum. İşte bizim geçtiğimiz yollardan geçecekler yükselen terazilerin dördüncü ev konuları, ev, aile, yuva, bazı akrepler ev sahibi olabilir bu yıl hatta yükselen akrepler. Bu tarz durumlar söz konusu olacak. İşte. Geçelim yaylara o zaman. Yok Duygu gelemiyor. Evet Duygu'nun herhalde internetinde mi problem var bilmiyorum. Ne yapalım? O zaman bugünlük bu kadar olsun. Yani ben yükselen teraziyi dinledim. Tamamdır akrebi dinlemesem de olur deyip hadi size bay bay diyeceğim. Wi-Fi kullanmıyordur herhalde. Kapatmıştır bu kadar çok sorun yaşadığımız için. Bilmiyorum. Yengeç Burcu'nu anlattık. Anlatır mısınız ister misiniz? Kayıttan dinlersiniz tekrardan artık. Çok tatlısınız derken bana mı dediniz Meltem Hanımcığım? Teşekkür ederim. Ben yorum yapmıyorum. O yüzden artık size genel alttaki yorumlardan sohbet ederim. Yayını kesmeyelim. Kesmek istemiyoruz ama yani yapacak bir şey yok. Duygu geldin sonunda geri aramıza. Şimdi hızlıca söylerim. Zaten arada anlattın galiba. Yakaladım. Yokluğunda bir akrebi özetleyeyim dedim ama bilmiyorum ne kadar doğru anlatabildim. Şeylere gel, Satürn dördüncü evlerinden falan diye şu an Ben Jüpiter'i göz önüne alarak anlattım ama tabii ki Oğlak yeni ayına dair bir şeyden bahsetmedim. Oğlak yine konuşmalar, sözler, ifadeler, anlaşmalar önemli. Biraz daha takıntılı davranabiliriz. Konuşma anlamında illa ikna edeceğiz diye tutturabiliriz. Aman dikkat, kardeşler, kuzenler gibi yakınlarımızla da birazcık daha sürtüşmeye açık ya da fazlaca sorumluluklarını almaya açık bir zaman dilimindeyiz. Sınırları doğru belirlemek gerekecek. Trafikte falan, yolda da birazcık böyle öfkeli olabiliriz. Dikkat ederim bu konuda. Diğer Akrepler zaten öyleler genelde. yaylara gelelim. Derin Yaylar ve yaylar, hızlandım. Finansal kaynaklar konusunda bu yeni ayımız. Paramızı doğru hesap kitap yapmak isteyeceğiz. Doğru bir planlama yapmak önemli olacak. Genel anlamda aslında yaylar dışarıdan gelen teklifler, projeler vesaireler konusunda şanslı. Ancak aralığın sonlarından beri ceplerinden fazlaca para çıkıyor. Bu birazcık daha devam edecektir. O yüzden sıkı bir bütçe planlamasına girişecekler bu yeni ayla beraber gibi duruyor sevgili yaylarda. Geldiğimizde oğlakların kendilerine sevgili evet, oğlak sevgili oğlaklar.
yıldır artık uğraştınız uğraştınız son demleri. Şimdi bu yeni ayla beraber artık böyle üzerinizden büyük bir yük kalkmış gibi hissedeceksiniz. Ama biraz tedirginliklerimiz, endişelerimiz halen daha mevcut. Hayatım, ilişkilerim, geleceğim ne olacak? Doğru adımlar atıyor muyum acaba diyoruz. Birazcık daha mesleğimizle ve geleceğimizle ilgili büyük kararlar almak isteyeceğiz. Finansal kaynaklar konusunda avantajlı bir zaman dilimi başladı sizin için. O yüzden de adımlarınızı kısa vadeyi düşünerek değil, uzun vadeyi düşünerek atın. Gerçekten de parasal konularda çok hızlı büyüme imkanına sahipsiniz bu sene sevgili oğlaklar. Temkinli olun bu anlamda. Evet. Sevgili oğlaklar ve yükselen Kovalar. kovaların da artık böyle 12. evlerindeki son plütonik yeni aylardan biri. Tabii önümüzdeki sene falan da olacak ama hani bu kadar sert olmayacaktır. Şimdi bu süreçte şöyle bir şey var. Birazcık daha doğru adım atıyor muyum? İyi oluyor mu? Yani tedirginlikler var, endişeler var. Bir şeyler değişecek ama ne nasıl değişecek tam olarak bilemiyorum. Yeni bir düzen istiyorum ama emin değilim gibi bir süreç var. O yüzden de aslında biraz kendi içlerinde kimseye çaktırmadan planlar yaptıkları bir zaman dilimi olacak. Ben şöyle yapayım, böyle adım atayım ama kendimi de garantiye alayım. O yüzden bir bakalım öyle hareket ederim dedikleri zaman dilimi. Yeni ay fazında bu. O yüzden çok böyle bir olayları ortaya çıkarma nezdinde değil ama plütonik olduğu için biraz depresif bir ruh hali olabilir. Yoğun bir hissiyat olabilir. Kontrolümüz dışında bir krizle uğraşmamız gerekebilir. Veya üçüncü bir durum belki arkamızdan çevrilen bazı işlerle de karşılaşabiliriz sevgili kovalar. Sabredin zaten artık hani 28 Ocak'la beraber bambaşka bir dünya açılıyor sizin için. Çok sürpriz aşklar, ilişkiler falan geliyor yani kovalara. Daha eğlenceli bir zaman dilimi başlıyor. Evet sevgili balıklar ve yükselen balıklara geldiğimizde ise yeni bir balıklar kariyer hattıyla çok uğraşıyorlar bu sene. Kimisi bir mesleği geride bırakma, şirketi geride bırakma, yeni bir yere taşınma böyle isteklerin içinde belirsizlikler hissediyorlar filan. Bu dönem artık hani yeni bir gelecek hedefine doğru adım atma zamanı gibi duruyor. Yani tamam iş ortamında şöyle şöyle belirsizlikler var ve ben bu durumu çözemiyorum ama kendim için böyle bir gelecek istiyorum diye daha büyük resti çektikleri, daha keskin kararlar aldıkları bir zaman dilimi olacak. Hukuki bir süreç, bir bağlantı olabilir. Yaşça büyük, deneyimli, güçlü birilerinden fikirler alıyor olabilirler. O yüzden çevrelerinde akil gördükleri, bilge gördükleri birilerine fikir danışmakta şey yapsınlar, hani fikir danışsınlar kesinlikle. Sosyal çevrelerinde de bence bazı kişileri hayatlarından çıkartacaklar. Yani bu kişi bana iyi gelmiyor, yeter artık filan dedikleri durumlar olacaktır. Merhametli balıklar birazcık kendilerini düşünmeyi öğrenecek bu yeni ay ile birlikte. Evet, sonunda kesilmeden hızlı hızlı geçtik. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bugünkü yayınımız böyle oldu. Tabii birazcık mızırdananlar var arada. Hani kısa geçtik çünkü akrepten sonrasını ister istemez kesilmeler artınca. Yayının devamını hem Instagram'da hem de YouTube'da Astroloji Nincisi sayfamdan da izlemeniz mümkün. Şuradan küçük bir söz verelim. En yakın zamanda yeni bir gündemi konuşalım birlikte çünkü bugün birazcık kesintiye uğradı. Tamam. Sevgili İnci ben aradan minik bir şeyle gireceğim ama benim kitabım sevgili İnci gözüküyor mu? Aa evet. Asıl ya kesile unuttuk. Kitabını konuşacaktık. Evet, kitabın ismini bir daha Evet. alalım mı? Süper. Çünkü senden çok. Kova Kova çağını anlatıyorsun. arıyor. Tabii ki Kova Çağı'na geçiş süreci içindeyiz. Hep bu konuşuluyor. Kova Çağı'na geçiş yaptığımız 200 yıllık geçiş süreci içindeyiz. Ve bu sürecin içinde aslında ay burcumuz, kendimizi nasıl değiştiririz, duygu durumlarımız, ilişkilerimiz ve gün 2021'in enerjileri var bu kitabın içinde. Kova Çağı'na dair de teknik bilgiler var. Şunlar yaşandı, bunlar yaşanacak gibi gibi şeyler var. Artık bu hafta ya da önümüzdeki haftanın başında online her türlü mecrada bekliyoruz satışını. Ah, bol bol okunsun inşallah. Zaten önemli bir süreç. 21 Aralık'la birlikte adım attığımız bu kova çağını hepimiz çok merak ediyoruz. Nasıl günler yaşayacağız? Senin kitabında da ayrıntılı bilgiye ulaşmış olurlar. Yepyeni bir yayında inşallah yine bir arada oluruz. Çünkü bu yayın biraz sağlıksız oldu açıkçası. Artık kusurumuza bakmayın diyelim. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık yorumların için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.